Kızılay halkı olarak askerin yanında, 15 ilçe askerimizin yanında terör örgütlerinden atılan her roketin, inanın her roketin ardından binlerce Türk bayrağı açılıyor. Arkadaşlar, bütün bunlara rağmen Reyhanlı'da, Kırıkhan'da ve diğer 15 ilçede inanın dimdik ayakta. Ama işleri bozuldu mu? Bozuldu. Esnafın işi bozuldu mu? Çiftçimiz işi bozuldu mu? Bozuldu. Çiftçi üretemiyor. Esnaf çalışamıyor. Kredisini ödeyemiyor. SSK primini, Bağkur primini ödeyemiyor. Ekonomi felç oldu mu? Felç oldu. İşsizlik arttı mı? Arttı. Peki iktidar ne yapıyor? İktidar sadece taziyede bulunuyor. Peki iktidarın Hatay'la ilgili esnafın, oradaki halkın sorunlarının çözülmesi noktasında yeterli mi? Yetersiz. Ne talep ediyoruz? Dün burada Başbakan Yardımcısı Sayın Bozdağ dedi ki ekonomi büyüdü, büyüdü. Madem büyüdü, orada bu operasyondan en çok etkilenen Hatay halkımızın sorunlarının çözülmesi noktasında maalesef ses vermiyorsunuz. Nedir taleplerimiz? Ben burada sıralamak istiyorum. Hatay'da 15 ilçenin vergi borcu 2 yıl ertelensin. SSK ve Bağkur primi 2 yıl ertelensin. Kamu alacakları 2 yıl ertelensin. Çiftçilerimizin Ziraat Bankası'ndan kredi borçları faizsiz 2 yıl ertelensin. Esnaf Kefalet Kooperatifinden kredi alan esnafımızın kredisi faizsiz 2 yıl ertelensin. Esnafa ve çiftçiye faizsiz kredi desteği sağlansın. Yayladağ sınır kapısı mutlaka açılmalı. SSK ve Bağkur Karadeniz'de olduğu gibi 700 TL'den 300 TL'ye mutlaka indirilmeli. Sayın iktidar, buradan size bir kez daha söylüyorum. Şu an bütün Hatay halkı bizleri izliyor ve gerçekten zor durumdalar. Esnaf, çiftçi zor durumda. Bu masum taleplerini sadece sizin onaylamanız gerekiyor. El ele verelim. Hatay'ımızın bütün sorunlarını birlikte çözelim. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.